İşitme engelliler için hazırladığımız haber bülteniyle tekrar karşınızdayız. Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine yönelik açıklamalarıyla ilgili konuştu. Yıldırım, ümit verici yapıcı açıklamalardır. Biz bunu mecliste bu teklife kendi şartları dahilinde olumlu katkı yapacakları yönünde anlamaktayız dedi. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını bizim yorumlamamız doğru olmaz. Sayın Bahçeli'nin lafı üstüne laf söylemek bize yakışmaz. Ne diyorsa odur. Ya çözelim? Anlaşıp çözemediğimize göre çözümü yapacak millete gidişe de engel olmayalım diyor. Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar ümit vericidir. Bu yapıcı açıklamalardır. Biz bunu mecliste bu teklife kendi şartları dahilinde olumlu katkı yapacakları yönünde anlamaktayız. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da icap ettiği zaman her şekilde görüşürüz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade süreciyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bozdağ, ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pensilvanya'da yaşıyor ve oradan terör örgütünü hala yönetmeye devam ediyor. ABD için Usame Bin Laden ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye devleti içinde Fethullah Gülen o anlamı ifade ediyor. Dosyadaki delil durumu bize göre terörist Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için gerekli olandan daha fazlası var şu anda. İstiyoruz ki artık Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bir terörist yüzünden olumsuz bir noktaya gelmemesidir. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen üçüncü bir ülkeye sığınabilir mi? Bu sorunun yanıtını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Şu ana kadar herhangi bir somut üçüncü bir ülkeye gideceğine dair bir bilgi yok. Ama kaçmaması için biz Amerika'ya da gerekli uyarıları yaptık. Ve Sayın Adalet Bakanımız zaten daha önce bize geçici tutuklama talebini de ulaştırdı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Büyükelçiliğimiz aracılığıyla bu talebi ABD yetkililerine, Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dolayısıyla üçüncü bir ülkeye kaçmaması için de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Yapılması gereken işlem basit. Belge mi? Belge verdik. Delil mi? Deliller de verdik. Hem de çok sayıda delil verdik. Adalet Bakanımız da yeni bilgilerle, delillerle, çünkü her gün yeni bir delil çıkıyor. Bunlar da ulaştıracak. ABD'de yani bu FETÖ'den dolayı zor durumda ve bu FETÖ'den kurtulmak istiyor. Ama bu Türkiye'ye vermek istiyor anlamında değil, kurtulmak istiyorlar. Gerçekten bunu da söylediler, biz bu adamdan kurtulmak istiyoruz. O zaman verin kardeşim, siz müttefikseniz, Türkiye'nin ortağıysanız, Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alan bir teröristi ülkenizde barındırmamalısınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin FETÖ'den temizlenmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Yıldırım'a seslenen Kılıçdaroğlu, her türlü desteği vermeye hazırız, dedi. Şimdi soruyorlar, kim FETÖ'cü, kim FETÖ'cü değil. Partileri suçluyorlar, bizi de suçluyorlar. CHP'nin içinde de çok var diyorlar. Bakın arkadaşlar, Sayın Binali Yıldırım'a çok açık ve çok net bir çağrı yapıyorum. Ucu nereye giderse gitsin, nereden başlarsa başlasın, her türlü soruşturmaya var mısın? Gel arkadaş, her türlü desteği vereceğiz. 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar, sonuna kadar gidelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Musul operasyonunun her aşamasında rol alması gerektiğini vurguladı. Musul yanarken yerimizde duramayız. Kerkük infaz edilip cehenneme çevrilirken rahat ve güvenli olamayız. Türkiye Musul operasyonunun her aşamasında rol almalı,
aktif ve zorlayıcı olmalıdır. Şu anda Başika'dan çekilmek, Hakkari'den çekilmekle eşdeğerdir. Irak'ta sahada olduğumuz kadar kurulacak masalarda da oturmamız doğrudur, doğaldır, olması gereken de budur. Musul operasyonu sürüyor. 13 yerleşim yeri daha DAEŞ'ten kurtarıldı. 157 militan öldürüldü. Operasyon kapsamında 21 bomba yüklü aracında imha edildiği bildirildi. Öte yandan Haçlı Şabi güçleri Tel Afer'i kurtarma görevinin kendilerine verildiğini iddia etti. İran'a yakınlığıyla bilinen bu güçlerin Bağdat, Tikrit ve Diyala'da Sünni bölgelerinde sivilleri kaçırma ve öldürme girişimlerinin yanı sıra kurtarılan bölgelere halkın dönmemesi için tehditte bulundukları biliniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kozmik Oda soruşturması kapsamında 45 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılardan 23'ü gözaltına alındı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, soruşturmada bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. Adliyelerde mağdur merkezleri kuruyor. Psikologlar ve sosyologların çalışacağı birimlerde özellikle tecavüz ve terör mağdurlarına destek verilecek. Ne yapacağını bilemeyen insanlara yardımcı olan bir mekanizma düşünüyoruz. Adliyelerde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan tasarıyla adliyelerde artık mağdur merkezleri kurulacak. Bu kapsamda adliyelerde psikolog ve sosyologlar yer alacak. Sosyal hizmet uzmanlarının da çalışacağı bu birimlerde tüm suç mağdurlarına hizmet verilecek. Özellikle tecavüz ve terör mağdurlarına adalete erişim hizmeti sunulacak. Adliyeye bir hak arama mücadelesi için gelmiş bir insan, özellikle yaşadığı şeyden dolayı da kendisi zor şartlar altında bulunan. Yani düşünün ki yara bere içerisinde bir insan. Yani bu adliyede neyi bulacak? İşte bir üniversite mezunu, bir bayanın ifadesi vardı. Ben üniversite mezunu olduğum halde o işte görmüş olduğu şiddetin etkisiyle bir basit bir dilekçeyi bile yazamadım diyor. Yani bir dilekçeye git işte arzu halciye yazdır gel şuradan gel falan, böyle bir şey olmayacak. İşte devletin hangi kurumunun ne hizmet verdiğini onlara yol gösterecekler. Tasarının önümüzdeki yıl içerisinde yasalaşması hedefleniyor. Mesleğini bırakıp kendini tamamen otizmli oğluna adayan anne, inanılması güç bir başarı elde etti. Günlük yürüyüşlerle ona sayıları, alfabeyi ve günlük yaşam alışkanlıklarını öğretti. Yaşıtları ismine cevap verirken bizimki hiç ismine cevap vermemeye başladı. Dönüp bakmamaya dahi başladı. Mine Nişli oğlu 10 yaşındaki otizm hastası Nuh'un annesi. Bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışırken 18 aylık oğlunda otizm tespit edildi. Otizm 3 yaşından önce başlayan bir hastalık. Ömür boyu sürüyor. Beynin gelişmesini engelliyor, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veriyor. Mine Nişlioğlu otizm hastası oğlunu hayata kazandırmak için işini bırakmış ve kendini Nuh'a adamış. Oyun oynamıyordu. Diğer çocuklarla hani paralel dahi oynamıyordu. Daha çok oyuncakları böyle farklı bir şekilde, mesela bir arabayı alıp tekerleklerini çeviriyordu. Arabayı yerde sürmek yerine. Göz kontağı dediğim gibi çok azdı. Bir şey bulmam gerekiyordu. Bu çocuğun bu enerjiyi atmasını sağlayacak bir şey bulmam gerekiyordu. Buldu da. Oğluyla her gün yürümeye başladı. Mine Nişlioğlu otizm hastası oğlu Nuh'a yürürken harfleri, sayıları ve günlük yaşamda kullanabileceği pek çok şeyi öğretti. Akşam yemekten sonra çıkıp en az 45 dakika yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzü yaparken artık tabii çok daha ilerledi ama başlarda alfabe sayılar 100'e kadar bittikten sonra 100'den geri saydık. Beşer beşer saydık, ikişer ikişer saydık. Nuh yürürken giysilerini giymeyi, ellerini yıkamayı, günlük hayata dair pek çok şey öğrendi. Bir becerisinin olmasını ve de tabii o beceriyle ekmeğini kazanmasını istiyorum. İlkokul 3. sınıfa gidiyor, çok güzel okuyor,
Matematikte fena değil. Yazamıyor. Bugün bana bir ilgili. Evet. Beyaz çay, içerdiği zengin bileşenler sayesinde vücuda direnç sağlıyor. Türkiye'nin birkaç yıl önce tanıştığı beyaz çay, şimdilerde yok satıyor. Üstelik kilosu 4500 lira. Çay işletmeleri 2014 yılında beyaz çay alım ve üretimine başladı. Erken ilkbaharda elle toplanan gümüşü beyaz tüylerle kaplı ipeksi tomurcuklar fabrikalarda özel yöntemlerle içimlik hale getiriliyor. Gün ışığı görmeden kurutulduğu için mikroorganizma barındırmıyor. Saklama koşulları da özen gerektiriyor. Tatlı ve fındıksı aromasıyla hafif içimli ve ferahlatıcı özelliğe sahip beyaz çay az miktarda üretildiği için talebe cevap veremiyor. Talep çoğalınca, işte aktarlar isteyince, bazı hastalara özellikle doktorların önermesiyle talep artınca karşılayamaz bir durum yaşadık. Ama ikinci ve üçüncü sürgündeki üretimlerle biraz toparladık. Üretim az, talep çok olunca bazı ek önlemler devreye sokuldu. Belki talepleri tam anlamıyla karşılayamayacak bir üretim miktarı var. Şu anda Çaykur'da yanılmıyorsam 300 kilogram civarında. Bir özel sektörde de bir orada. Ama 2016'yı çok rahat kapatabilecek durumdayız. Yurt dışı taleplere cevap vermiyoruz, onu söyleyebilirim. Talep karşılanamadığı için beyaz çay fuarlarda da tanıtılmıyor. Eğer tanıtım yapılırsa 1500 ila 2000 kilogram yurt içi, bir o kadar da yurt dışına satış yapılabilir. Bu yıl üretilen beyaz çayın kilogramı 4 ile 4500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ardahan'ın Posof ilçesine kar yağdı. Her yer beyaza büründü. Kameralarımız Ardahan'da. Lapa lapa yağdı, Ardahan beyaza büründü. Posof ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Sonbaharla birlikte renk cümbüşüne giren doğa, beyaz örtüyle de kaplanınca ortaya tablo gibi görüntüler çıktı. İlçedeki yoğun kar yağışından araçlar da nasibini aldı. Kar bu sene erken düştü, arabamızı temizliyoruz. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bültenini izlediniz. Hoşça kalın.